Tek başınalık senin doğan. Herkes herkesin hayatından bir gün gider. Anneler gider, babalar gider, eşler, sevgililer gider, evlatlar gider. Herkesle olan ilişki bir gün biter. Hiç bitmeyen ilişki ise senin asıl kendinle olan ilişkin. Sen kendine yetersin. Kendinin her şey olduğunun, her şey yapabilecek potansiyelin farkına vardığında ve bunların açığa çıkmasına izin verdiğinde ve kendinden kendine bu yolculuğu başlattığında kendini görmeye başlayacaksın. Ruhunun kayıtlarındaki bilgeliği, tek başınalığını geliştirememiş insanların önlerindeki asıl engel sadece kendileridir. Kendi egoları, kendi düşünceleri, yazgınızı kendi hakkınızdaki düşünceleriniz şekillendirir. Aydınlık, mutluluk ve sonsuz bir huzur içinde yaşayan bir kişi tek başına 10 milyon insanın olumsuzluğunu nötrleyebilir, temizleyebilir. Tek başına ne yapabilirim demeyin. Tek başınalık senin doğan. Tek başına geldin ve tek başına gideceksin. Yanında, hayatında ya da yaşam alanında birilerinin olması, onların her zaman, her yerde seninle olduğu anlamına gelmez. Bu yolculuk senin, bu yol da senin. Buradan geçiyorsun, buraya ait değilsin. Diğerleri mi? Onlar senin yol arkadaşların. Herkes, herkesin hayatından bir gün gider. Anneler gider, babalar gider, eşler, sevgililer gider, evlatlar gider. Herkesle olan ilişki bir gün biter. Hiç bitmeyen ilişki ise senin asıl kendinle olan ilişkin. Sana geriye kalan sadece sensin. Tek başınalık senin doğan. Anlamadan, farkında olmadan tek başına yaşıyorsun aslında. Tek başınalığı yalnızlık sanıyorsun. Oysa tek başına olmak her şeye sahip olduğunun farkında olmaktır. Sahip olduğun tüm potansiyellerinin farkına varabilirsen eğer sen kendine yetersin. Kendinin her şey olduğunun, her şey yapabilecek potansiyelin farkına vardığında ve bunların açığa çıkmasına izin verdiğinde ve kendinden kendine bu yolculuğu başlattığında kendini görmeye başlayacaksın. Ruhunun kayıtlarındaki bilgeliği ve asıl seni. Tek başınalık her şeyi olduğu gibi kabul edebilme kapasitesidir. Bu bir paradoks gibi gözükse de aslında öyle değildir. Bu bir varoluş gerçeğidir. Sadece tek başına kalabilme kapasitesine sahip olan kimseler, sevme, paylaşma, başka birinin en derinine inme, onunla doğru empati kurabilme kapasitesine sahip olurlar. Başkası üzerinde sahiplik kurmadan, kendine bağlamadan, kısıtlamadan, bağımlı olmadan, beklentiye girmeden. Onlar başkalarına mutlak bir özgürlük sunarlar. Çünkü bilirler ki terk edilseler bile, şimdi olduklarından daha mutlu olacaklardır. Bu yüzden çıkarsız, hesapsız ilişkiler yaşarlar. Birileri tarafından tamamlanmaya ihtiyaçları yoktur. Kendilerinin her şey olduğunun farkındadırlar. Onların mutluluğunu başkaları alıp götüremez. Çünkü zaten onun sahip olduğu mutluluğu onlara veren başkaları değil ki. Kendi öz benlikleridir. Mutluluk onların içindedir. Sevgi ve huzuru dışarıda aramazlar ki. Huzur onların içindedir. Gittiği her yere huzuru içlerinde götürürler. Kendi sahip olduğu tüm potansiyellerin farkındadırlar. Kendine güvenir, kendine inanır, kendi içsel gücüne inanırlar. Belki duymuşsunuzdur. Uçan kuşun güvendiği, konduğu ağacın dalları değil ki. Kendi kanatlarıdır. Bilir ki dal kırıldığında onu uçuran, özgürlüğe kavuşturan kendi kanatları. Tek başınalığını geliştirememiş insanların önlerindeki asıl engel sadece kendileridir. Kendi egoları, kendi düşünceleri, sahip olduğu ve doğru zannettiği yanlış düşünceleri, kendi hakkındaki olumsuz kanaatleri. Sizi engelleyen bu düşünceleriniz sizin hayatınızı kontrol eder, karakterinizi oluşturur, kaderinizi şekillendirir. Yazgınızı kendi hakkınızdaki düşünceleriniz şekillendirir. Dışarıya gönderdiğiniz her düşünce
asla yok olmayan bir titreşimdir. O, evrenin her parçacığını titreştirmeyi sürdürür. Ve eğer düşünceleriniz asil, kutsal ve etkiliyse, bütün duygudaş zihinlere titreşim gönderir. Onları olumlu etkiler. Sadece sahip olduğunuzu hayal ettiğiniz kadar gücünüz vardır. Etrafınızdaki dünya olmasını niyet ettiğiniz gibidir. Belki geçmişten öğrendiğin, öğrenilmiş çaresizliklerin, eski düşünce kalıpların, eski alışkanlıklar yüzünden geçiş dönemi sana acı veriyor olabilir. Ancak bu süreci kolaylıkla atlatabilmen mümkün. Bunu dayanılır hale getirmenin tek yolu, tek başınalığının zamanla daha da güçlendirmendir. O yüzden tüm çabanın olumlu olması gerekiyor. Tek başınalığını tüm varlığınla besle, büyüt. Ona sevgini verdiğinde artık eski hüznünü, üzüntünü ve huzursuzluklarını yaşamadığını göreceksin. Artık içindeki enerjini buna harcamayacaksın. Aslında tek başınalığı deneyimlemiş kişilerin ilişki ve iletişimleri, onlarla kurulan dostluk çok sağlam ve güçlü ve dengededir. Bu insanlarla ilişkilerdeki güven, neşe, huzur, sükunet, mutluluk sınırsızdır. Tek başınalığı deneyimlemiş olan iki kişi arasındaki yaşanan duygusal bağda yaşanan aşk en üst noktasına erişir. İşte o zaman aşkın başı göklere yer. Bu tür ilişkiler korkudan, baskıdan değil, gerçek sevgiden doğar. Güvenilir ve dengededir. Bu ise yaşamın ta kendisidir. Kalbinden gelen sesi dinlediğinde, sana her şeyin olması gereken zamanda en doğru şekilde söylendiğini hissedeceksin. Kafanın söylediklerini duymakla kalbinden gelen mesajı dinlemek arasındaki farkı öğrendiğinde egon susar. Kalbin konuşur. Kafanın konuşması toplumsal bir üründür, toplumun sunduklarıdır. Kalbinin konuşması ise sonsuzluktan, ruhunun bilgeliğinden gelir. Hayata iyimser bakan, başkalarını yargılamaktan uzak duran bir insan, negatif, olumsuz bakış açısına sahip, düşük seviyede enerjiye sahip 90 bin kişinin, insanın olumsuzluğunu tek başına dengeleyebilir. Sevgi dolu bir yaşamı olan, saf sevgi enerjisi yayan, hayata sevgiyle kendini açan bir insan, bir kişi düşük frekanstaki enerjiye sahip 750 bin insanın olumsuzluğunu tek başına nötrleyebilir. Aydınlık, mutluluk ve sonsuz bir huzur içinde yaşayan bir kişi tek başına 10 milyon insanın olumsuzluğunu nötrleyebilir, temizleyebilir. Faziletli, beden ötesi saf ruha sahip, birlik ve teklik bilincine inanan ve bu tarz bir enerjiyi yayan insan 70 milyon insanın olumsuzluğunu tek başına dengeleyebilir. 30 yıllık bir araştırma sonucunda ortaya çıkmış verilere göre tarihin belli bir döneminde yaşamış, kaderlerinde ilahi sıfatı uygun görünmüş ve bilincin en üst seviyesinde yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa, Hazreti İsa, Krishna, Buda gibi tek bir insanın günümüz dünyasında %80'i frekansı 200 MHz'in altında olan, hoşgörü ve sevgiden uzak, kin ve nefret duyguları olan olumsuzluğu tek başlarına dengeleyebilecek güçlerinde olduğuydu. Eğer yüksek enerji frekansında pozitif düşünceli bu insanların enerji alanlarını dengeleyecek etkisi olmasaydı, tüm dünya nüfusunun olumsuzluğu insanlığın kendi kendini yok etmesine neden olacak kadar negatifti. Tek başına ne yapabilirim demeyin. Tek başına her şeysiniz. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın.